Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimiz gurur. Gurur kalbi bir hastalık olup Allahu Zülcelal'ın rızasına giden cennet yolunun üzerinde büyük bir engeldir. Allahu Zülcelal'in kullarını çağırdığı selam yurdu olan cenneti âlâ'nın anahtarı uyanıklık ve derin olarak idrak etmek kabiliyetidir. Cehenneme giden yolunun kaynağı ise gurur ve gaflettir. Şeytanın ve nefsinin esiri olup arzularının peşinde koşan kimse kıyamet gününde mahzun olacaktır. Ama Allahu Zülcelal'in rızasına meraklı olup onu arayan, emir ve nehilerini yerine getirmeye gayret gösteren ve kalbini manevi hastalıklardan temizleyen kimse kurtuluşa erecektir arkadaşlar. Allahu Zülcelal'ın rızasına giden yolda başarılı olanlar o yolun üzerindeki engellerin afetlerini ve kalbe giriş yollarını bilip kendisini bundan muhafaza eden ve basiretle davranan kimselerdir. Aldananlar ise Allahu Zülcelal'in kendi iradelerine terk ettiği ve kalplerini hakkı bilip anlamaktan geri bıraktığı kimselerdir. Gururun afetleri. Allahu Zülcelal gururun çirkinliğini beyan ederek ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi kandırmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde akıllı kimse nefsini deneyip ölümden sonra için çalışan, ahmak ise nefsinin arzularına uyup sonra da Allah'tan ümit eden kimsedir buyurmuştur. İnsanların birçoğu hatalı yolda oldukları halde kendilerinin hayır üzere bulunduklarını zannederler. Halbuki asla gerçekleşmeyecek bir düşünce ve hayalin peşinde gitmek, yapmadığı şeyi umut etmek mağrurluktan başka bir şey değildir. Gururun en kötüsü kafirlerin, asilerin ve fasıkların aldanışlarıdır. Allahu Zülcelal kafirlerin gururuna işaret ederek ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Onlar ahireti dünya hayatına karşılık satmış kimselerdir. Onların azapları hafifletilmeyecek, kendilerine asla yardım edilmeyecektir. Bu aldanmanın tedavisi iman etmektir. Müslümanların ası olanlarının aldanışları ise Allah kerimdir, onun affı çoktur gibi sözlere bel bağlayıp salih amelleri terk etmek suretiyle aldanırlar. Bu durumda bulunan kimseler Allahu Zülcelal'in nimetlerinin bol, rahmetinin ve kereminin geniş olduğunu düşünerek boş bir ümide kapılırlar. Bu kimselerin aldanmalarının bir sebebi de atalarının durumlarına güvenmeleridir. Halbuki atalarının takvası ile kurtulacağını zannetmek, babasının yemek yemesi ile kendi karnının doyacağına veya babasının hacca gitmesiyle kendisinin hacı olacağını zannetmek gibidir.
gururun tedavisi. İnsanın yapmış olduğu salih amellerin faydası kendisinedir. Önümüzde öyle bir gün vardır ki ne evladın babaya ne de babanın evlada faydası dokunmayacaktır. Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, ey Rabbim, benim oğlum da şüphesiz benim ailemdendir deyince Allahu Zülcelal buyurdu ki, ey Nuh, o takiyen senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı salih olmayan kötü bir iştir buyurmuştur. Şimdi insan buna bakarak atalarının amel ve ibadeti ile makamı ile kendisini nasıl aldatabilir ki? İman edip salih amel işledikten sonra ve günahlarından muhafaza olmaya gayret gösterdikten sonra korku ve ümit arasında olup yaptığı amellerin kabul olmasını ve son nefeste bu dünyadan imanlı olarak ayrılmayı isteyen kimse akıllı bir kimsedir. Bunun dışında kalanlar aldanmışlardır. İki yerde ümit etmek çok makbuldür. Birincisi, günahkar bir kimse günahlarından pişman olup tövbe etmek istediği zaman şeytan onu ümitsizliğe düşürmek için senin bu kadar günahın var, Allah seni nasıl affeder diyerek onu aldatmaya ve ümitsizliğe düşürmeye çalışır. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allah'ın rahmeti senin günahlarından daha büyüktür buyurmuştur. Böyle bir durumda insan Allahu Zülcelal'in tövbelerini kabul edip günahlarını bağışlayacağını ve kerem sahibi olduğunu ve ancak günahların tövbe ile temizlenebileceğini bilerek ümit ile şeytanın bu ümitsizliğini katlen söküp atmak lazımdır. Zaten şeytan aleyhillanetin tövbesinin kabul edilmemesinin birinci sebebi artık Allah beni affetmez diye ümitsizliğe düşmesidir. Oysa Allahu Zülcelal doğrusu ben tövbe edeni inanıp salih amel yapanı ve doğru yolda gideni bağışlarım buyurmuştur. İkincisi ise nafile ibadetlerin faziletlerinden kendisini mahrum bırakan ve yalnızca farz ibadetlerle yetinen kimsedir. Bu durumda bulunan kimse Allahu Zülcelal'in nimetlerini ve salih kullara vaat edilen mükafatları düşünerek tembellikten kurtulup yavaş yavaş terk etmiş olduğu nafile ibadetleri yapmaya başlar. Korku ve ümit insanı amele teşvik eder. Amel yapmaktan alıkoyan her ümit gururdur. Evet arkadaşlar. Mağrur gururlu olan sınıflar. Gelecek dersimizde bunu göreceğiz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
kul. Hüvallahu ruhani kul bari ul muzavvir lavul ezmeul huzna. Tüzebbür evmadı semavadı vellâh. Ve huvel azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz diğer arkadaşlarınıza daha çok beğeni almamıza yardımcı olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun, var olun, çok yaşayın.